Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, karşınızda bir ayılamayan Feride var. Çünkü Yaren beni mahvetti. Sabaha kadar diş ağrısından yatmadı. 4.30'a kadar böyle tutmuş ağlıyordu. Dişim. 4.30'da baktım yani uyudu. Ben de yattım. Bu sefer baktım yine ağlıyor. Saate baktığımda 5'i 10 geçiyordu. 6.30'a kadar oturdum. Tekrar uykuya daldı. 8'de tekrar uyandı. 8.30'da da zaten artık hepimiz kalkmış olduk. Yani anlayacağınız, bugün beni gerçekten mahvetti. Kalktım. Sabahtan beri böyle kalktım ama saat şu an 11.30'a geliyor. Ama böyle tam bir, affedersiniz, mal gibiyim. Bak. Şimdi de ortalıkta geziniyor hanımefendi. Vallahi bu dişlerinden çekeceğimiz var. Ağzında 12 tane diş varsa 11'i çürük. O yüzden dişinden çekeceğimiz var. Dişin ağrıyor mu gene? Bak buraya. Dişin ağrıyor mu? Dişin ağrımıyor değil mi? Her neyse, şimdi babam bir koli küçük koladan getirmiş. Bayağı bir tozluydu. Bunların yani tozunu aldım, yıkadım. Birazdan dolaba koyacağım. Ondan sonra hemen bir kek çırpacağım. Bugün misafir olmasaydı inanın şey yapardım, sizin de başınızı döndürdüm değil mi, geze geze. Şurada durayım da biraz serin üflesin. Bugün misafir gelmeseydi, yani olmasaydı, inanın ben bütün gün yatardım. Ama yapacak bir şey yok. Bugün üstüne de pazar var. Pazara da çıkacağız ama ona Şahin gelecek, beraber çıkacağız. Şimdi ben gideyim. Kahvaltımızı yaptık ama anlamadım da ne yaptığımdan. Seni yaramaz. Şimdi gideceğim, hemen bir kek çırpacağım. Ondan sonra belki o geçenki Hira tatlısından yine yaparım. Çünkü kolaydı. Öncelikle bir kekimizi çırpalım, fırına atalım. Gerisi artık gelir inşallah. Zaten yemek olarak mangalı yakacak babam. Patlıcan közleyeceğiz yine. O patlıcan közlenmiş salatası yapacağız. Bir çoban salatası yaparım. Yapma. Kek bir de pişi belki yaparım. Şu an kafamın şeyine bağlı. Her neyse, ben gidiyorum. Kendinize şimdilik iyi bakın.
Kekim oldu. Hiram fırında. Bu da pişini, hamurunu şimdi yoğuracağım. Süt ısınsın, onu bekliyorum. Şurada inşallah kalkacak, yani çevirince biraz soğusun, çevireceğim. Şimdi hamuru yoğuralım. Annemin de ısın kızı geldi. Ona şimdi bir kahve yapayım, oturacağız. Hamurumu da yoğurdum ama ortalık şu an mahvolmuş bir şekilde. Dün söylemiştim, annemin dayısının kızı gelmişti İzmir'den. Gece annemde kalmış. Ben de sabah işte, hatta sabah değil de az önce kahveye çağırdım. Kahve içtik. Sonra burada Hira tatlımın şerbetini döktüm, üstünü kapattım ki yumuşasın. Buradaysa buralar ağlıyor. Buralara bakmayın. Şu kekimizi şimdi çevireceğiz. İnşallah olacaktır. Şöyle göstereyim. Tekerle şimdi nasıl yapacağız bunu? Tekerle yapamayacağım. Ben şimdi tripode sizi yerleştireyim. Bu arada buna mı olmuş? Ha, o. Buraları şimdi toplayacağım. Hamuru dışarıya koydum hemen kabarsın diye. Hiram hazır. Kekim hazır. Hamurum da şimdi şuraları toplayana kadar hazır olur. Onu da hallederim. Annemle Güle yenge, yani Güle teyze şeye gitti. Pazara çıktılar. Babam gitti almaya. Yaren'i de götürdü. İnşallah yolda eziyet etmemiştir babama. Şimdi ben şu kekimizi bir çıkaralım. Sizi buraya yerleştireyim. Keki çıkaralım. Ondan sonra ortalığı toplayayım. Sonra pişimizi yapalım. Sonra bilmiyorum. Yoruldum. Bugün galiba bir iki kilo vereceğim ben. Evet, şimdi tabağımı aldım. Kekimizi bakalım düşürebilecek miyiz? Bismillah. Sizce düştü mü? Bakalım. Hop. Evet. Çıktı. Bakın. Bu kalıpları çok seviyorum. Çok da beğenerek kullanıyorum. Evet. Kekimiz bu şekil. Bakın. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Kurumasın diye üstünü kapatalım. Ha, hamuruma da bakayım. Çamaşırları topladım, getirdim. Yatak odasına bıraktım. Bugün pek bir şey yapmayacağım evde. Şu misafirleri gönderelim, şey yapalım. Ondan sonracığıma ben gecede evimi yaparım. O sorun değil. Gece zaten Şahin çok geç geliyor. Onu şey yaparız. Evimizi hallederiz. Hamurum da burada. Şöyle üstüne yağlı kağıt önce şey yaptım. Ha. Neredeyse kabarıyor bu da. Şöyle kapatalım da iyice. Hava sıcak diye buraya çıkardım. Ve şimdi size şeyi de göstereyim de. Nedir onun adı? Havuzun son durumunu da göstereyim. Babam sabah erken kalkmış. Ve şu suyu da kapatalım da şöyle bakın, etrafının şeyi bitmiş, sıvazlamış, şey yapmış. Şu suyu kapatalım. Kapatalım. Bir de içinin fayanslarını da getirmiş, onu da göstereyim. Alt fayansları böyle olacakmış. Bakın böyle pardon, lila renkte olacakmış. Yani öyle işte. Sabah sabah orayı halletmiş. Güneşten şu an bakamıyorum. O durumdayım. Şimdi gidelim. Ortalığımı toplayayım. Hamurum da olur. Pişimizi yaparız. Sonra şey düşünüyorum. Lahanadan bir salata düşünüyorum. Hani havuçlu falan yapıyordum ya, ben genelde şey yapıyorum öyle. Lahana, havuç, bir de salatalık böyle karıştıracağım. Aklıma geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdilik aklıma geldikleri bunlar. Gelirse bir şeyler yine şey yaparım. Ha, bu arada karpuz da doğrayacağım. Karpuz doğrarım. Çoban salatası. Patlıcan közlenmiş salatası olur. Sonra o lahanalı salata olur. Pişi olur. Bir şeyler oluyor işte. Mangal da var. Pilav da yapacak annem. Öyle. Bakın geldim, yine oturdum. Ben gidiyorum.
Evet, şöyle pişim hazır. Çok güzel oldular, yumuşacık. Ağzını kapattım. Burada hira tatlımız, bu sefer biraz büyük yaptım. Şöyle üstünü kapatalım bunun da. Burada kekimiz, bunun da üstünü kapattım. Karpuz doğradım, şimdi dolaba kaldıracağım. Burada şöyle lahana, havuç. Sirke koyduğum için lahana biraz şey oldu, rengini değiştirdi. Bir de salatalık. Bunu da dolaba kaldıracağım. Sonra burada annem şey getirdi pazardan, işte yeşillik, domates, salatalık. Benim evde kalmamıştı. Pazara da çıkamadım. Bunlardan şimdi bir çoban salatası yapacağım. Bilmiyorum yeşillik içine katar mıyım, katmaz mıyım. Bunlardan bir salata yapacağım. Ondan sonra şurada babam etleri getirdi. Şöyle 3 paket kuzu pirzola var. Burası serin diye buraya koyduk. Şöyle 3 paket kuzu pirzola getirdi. Şöyle Adana yapmış. Ve 2 tane böyle tavuk şey var. Bir de 2 tane de tavuk parçalayacak. Bunları şimdi ben şey yapacağım. Soslayacağım. Bir de şu an babam 2 tane tüm tavuğu parçalayacak. Saat şu an 2:30. Anneciğim dur yapma, bak bir yerine düşer, tamam mı? Yaren de dedesiyle Kumluca'ya gitti geldi, teyzeleri. Değil mi? Şimdi ben bunları soslayacağım. Sonra ateş yaktıktan sonra patlıcanı közleyeceğiz. Ondan da salata yapacağım. Şöyle bir sosum vardı. Geçenlerde mangal yaptığımızda söylemiştim. Özel baharatlar işte. Baharatların karışımı, öyle söyleyeyim. Tamam, git geliyorum. Bunlarla şimdi soslayacağım. Öyle. Bugün ne çektim valla inanın bilmiyorum. Karma karışık bir video olabilir. Kusuruma bakmayın ama şu an annemin evinde bir 7-8 kişi misafir var. Ben zaten oraya gidemiyorum çünkü buradaki işleri hallediyorum. Bu masa şimdi dışarıya, annemin oraya gidecek. Dışarıda oturacağız. Öyle yani, bir şeyler çekiyorum ama Allah kemiği, Allah. Elime kemiği battı ya. Tamam anneciğim, tamam, bunlar burada kalsın, klima açık çünkü. Ah, elim yaraladı. Ben bunları soslayacağım, ondan sonra bir salata yapacağım. Şimdi karpuzla şu salatayı da dolaba koyayım. Vallahi yoruldum. Sabahtan beri önlükle geziyorum. Şimdi tavuğumuzu şey yapalım. Babam artık ateşi yakmaya başlayacak. Şöyle. Bir arada bunun nasıl hazırladığını babama şey yaparım, size de söylerim. Çünkü geçen bana söylüyordu, bir 10 tane yakın baharat varmış onun içinde. Öyle kendisi hazırlıyor. Şimdi bu paketi dökeceğiz. Zaten az kaldı. Şöyle. Paketimizi döktük. Çok az tuz ilave edeceğim. Tuz içinde varmış çünkü. Şöyle belki tuzlu yemezler diye. Bir de sıvı yağ koyacağım. Sıvı yağ da koyacağım ve bunu karıştıracağım. Elimizle karıştıralım. Şuramı da kesti kemik ya. Nasıl yanıyor şu an var ya. Bunu böyle iyice iki elle girelim, değil mi? Yaren'e de sesi belki geliyordur. Banyoda havuzu doldurdum. Ya orada çocuklar da var ama böyle 9-10 yaş arası çocuklar var. Onlarla pek şey yapmıyor, oynamıyor. 4-5 tane çocuk var şu an orada. Yetişkin de 1, 2, 5 de yetişkin var. 9 kişi geldi Kumluca'dan. Sonra annem, babam, sonra annemin dayısının kızı, o da İzmir'den gelmişti. Sonra yani bayağı kalabalığız, anlayacağınız. Şöyle iyice karıştıralım. Tamam. Bunu şimdi koyacağız kenara. Bu kenarda dursun. Ben de o ara yeşil şey çoban salatasını halledeyim. O da dursun. Şimdi
çoban salatamız. Bir de şu salatayla karpuzu hemen dolaba koyayım da bozulmasınlar. Şöyle. Dışarıda oturacakmışız. Bu masayı dışarı çıkaracağım. Bir de annemin oradaki masayı birleştireceğiz. Şöyle tabakları da çıkardım. Bir şeyler koyarız diyeyim. Şimdi bu kenarda dursun. Bunu yerine koyalım. Şunları da atalım. Ve şunu şöyle bir kapatalım. Bu kalsın kenarda. Ben de şey yapayım. Salatamı halledeyim. Sadece tuzunu koymam. O kadar. Şöyle. Havuç, şimdi düşünüyorum kuru soğan, çoban salatası, sadece salatalık, domates ve kuru soğan mı koysam? İki salata yapayım en iyisi. Birisi öyle olsun, birisi de havuçlu falan olsun. En iyisi böyle yapalım. Ama salataları ben hızlı hızlı yapayım. Hem videonun uzun olmaması açısından sıkılmayın diye. Bugün beni böyle idare edin. Zaten aslında beni mutfakta seviyorsunuz izlemeyi. Geçenlerde işte şey diyorsunuz. Bol bol temizlik ve mutfakta şey yap. O iki vlogunu çok seviyoruz diye. Özellikle temizlik yaparken. Bilmiyorum. Seviyormuşsunuz. Bugün de böyle misafir hazırlığım olsun. Evet, başlıkta böyle atacağım. Kalabalık misafir hazırlığım diye bir başlık atacağım. Her neyse, ben şimdi sizi hızlandırıyorum. Salatalarımı da yapayım. Sonra gideyim bakayım babam ne yaptı. Patlıcanları da közlesin. Onları da getireyim. Bugün böyle.
Salatalarım da hazır. Burada sadece soğan, salatalık ve domates var. Yağını koydum, limonunu koydum. Tuz koymadım. Burada marul, roka, salatalık, domates, havuç, sonra nane koydum buraya. Yağ ve nar ekşisi koydum. Bu da böyle bir salatam oldu. Yaren hala havuzda. Neyse, bunları birazdan şimdi tabaklara koyacağım. Hazırda bu şeyde tezgahın üstünde dursun. Bunlar anneme gidecekler. Şimdi gideyim ben oradan bir... Orada çocuklar vardı, onlara söyleyeyim. Gelsin şu masayı götürelim oraya. Saat 3 oldu bu arada. Öyle, şimdi tabaklarımı da hazırlayayım. Son halinde sizler için çekeceğim. Sonra misafirlerin yanında artık çekmem. Öyle işte, onların yanında çekmem. Bugün sadece böyle hazırlık günü oldu. Şimdi ben gideyim orada çocuklara söyleyeyim. Masayı da götürelim. Bunları da götüreyim annemin oraya. Tavuklarımı hallettim. Her şey bitti vallahi. Sadece babam şu an mangal başında. Masayı babamla çıkardık. Kaş göz arası buraları da süpürdüm. Sandalyeleri buraya dizdim. Bunları çıkarmayacağım. Tabureler var çünkü. Tabaklarımı çıkardım. Bunları salataya vesaire kullanacağım. Bu tabaktan 6 tane vardı. Böyle 2 bundan vardı. 2 bundan, 2 bundan. 6 da bundan. 12 tane tabak. Buraya koydum hepsini. Of, nasıl yoruldum ama var ya. Yaren Hanım da havuzundan çıktı. Havluya serdim. Şimdi onun üstünü giydireceğim. Sonra bu paketli etleri de çıkardım. Biraz buzdu. Yani buzluydu. Paketinden çıkardım. Burada çözülsünler diye. Tavuğumuz burada. Bu da böbrek midir nedir tam olarak anlamadım. Şimdi bu cadalozun üstünü giydirelim. Böyle de canını çektirelim biraz. He. Kime? Babamın. Evet, bu yeter diye şey yapmayalım diğerini. Evet. Diğerini yapmayalım. Size günün özetini göstereyim mi? Korkmayın ama. Evet, bu şekil.
Yerde, gökte, yıkanan yıkanıyor, çıkan tekrar çıkıyor. Öyle işte. Vallahi. Bugün ayrı iki misafirimiz geldi. Birisi Kumluca'dan geldi, annemin tarafı. Şimdi de, yani yarım saat önce de babamın tarafı, söylemiştim, İzmir'den gelmiştiler. Bugün de ailecek bize geldiler. Kumluca'dan gelenler yedi, içi, yani yemiştik. Sonradan onlar geldi, şimdi onların yemeğini de verdik. Ve ben eve geldim. Tabii ki şimdi geri gideceğim. Burası çünkü benim bayağı bir zamanımı alır. Onlar hala orada oturuyorlar. Yani kısaca böyle özet geçmek istedim. Feride'nin dramı. Feride'yi daha neler bekliyor. Her şey çok güzeldi. Ayaklarına sağlık. Gayet güzel, kalabalıktı. Resmini de buraya koyarım. Siz de görürsünüz. Bayağı kalabalık bir soframız vardı bugün. Çok şükür. Karnımızı da doyurduk. Yedik, içtik. Her neyse, şimdi ben kendimi çevireyim mi? Evet, kendimi çevireyim. Bu da ben. Evet, bakın. Halim kalmadı gerçekten. Şu an saat 7.30. Öyle Kumluca'ya şimdi gidenler gidecekler. Onları yolcu edeceğiz. İzmir'dekiler, yani İzmir'den gelenler. Daha gerçi onlar buradalar. Bir hafta 10 gün buradalar ama burada bizde kalmayacaklar. Sadece annemin dayısının kızı kalacak. Şöyle söyleyeyim, annemin dayısının kızı Şahin'in kuzeninin eşinin annesi. Biraz karışık oldu ama her neyse. İşte tipim bu. Çok yoruldum ama olsun. Misafir iyidir. Yedik, içtik. Sağ olsun Sibel abla söyledi. Sibel abla ve bak ikisinin de ismi birbirine çok yakındı. Neydi ya, unuttum. Allah'ım akılım kaldı. Valla ikisi de söyledi. Yardım edelim. 2 dakikada mutfağını toparlayalım. Yok abladım, ben kendim yaparım. Teşekkür ederim. Zaten misafirsiniz dedim. Bir de bulaşıklarla uğraşmayın. Az önce ev o kadar sinek, kara sinek dolmuştu ki. Şu an boşuna, yani niye burada duruyorsam. Ki eve ilaç sıktım. Düşünün. Bakın. Bayıla bayıla geziyor şu an. Bakın bakın bakın. Kıpırdamıyor bile. Yani şu an ev ilaçlı ama ben vallahi şu an sinek gibi düşüp bayılacağım. Haberim yok. Neyse ben şimdi gidiyorum. Artık evimi toparladıktan sonra, kendimi toparladıktan sonra, Yaren'i uyuttuktan sonra sizin karşınıza gelirim. Kapanışımızı yaparız. Sonra YouTube'da canlı yayın açacağım inşallah. Son birkaç gündür. Şuraya bir oturayım 2 dakika. Son birkaç gündür açıyorum çünkü. Bugün de inşallah saat 9, akşam 9-10 arası açmayı düşünüyorum. Öyle, bu videoyu bilmiyorum ne hangi saatte izliyorsunuz. Normalde sabah saat 10-11'de yayında oluyor. Sabah mı izliyorsunuz, öğlen mi, akşam mı bilmiyorum. Ama akşam saat 9 ile 10 arası canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum, sohbet edelim. Canlı canlı sohbet edelim diyorum ve ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Sonunda işlerim bitti. Yaren de uyudu. Ben de altına böyle minder serdim. Uyusun. Sonra yatağı alacağım. Şimdi yatağı almıyorum. Dışarıya çıkacağım. Yani annemlerin oraya geçeceğim. Yataktan düşmesin diye yere serdim. Şimdi buraya da bir tane, hatta şu yastığı bırakalım. Böyle yatsın. Uyudu kaldı. Yıkayamadım da. Uyudum. Ben de ortalığımı topladım. Bulaşıkları makineye attım. Masayı yarın sabah getireceğim. Ve şöyle kahvemi yapıyorum. Kocaman tepsiyi aldım. Şöyle sularımı hazırladım. Şeker, lokum ve kahvemi de yapayım. Annemlerin oraya geçeceğim. Çünkü Kumluca'ya giden misafirlerimiz gittiler. Babam götürdü, bıraktı. Ama İzmir'den gelen misafirlerimiz buradalar. Bu akşam da annemlerin orada kalacaklar. Şimdi orada oturuyorlar. Ben de şöyle ortalığımı toplamışken kahvelerini de yapayım, götüreyim. Evet, bugünlük de benden bu kadar olsun. Artık gece de editimi yaparım. İnanın bugün ne çektim, ne kadar çektim. Hiçbir fikrim şu an yok. Allah'ım, öyle de bir yorgunum ki Yaren en güzelini yaptı, uyudu. Makinem de durdu. Bakın şöyle yıkandı ama şu an zamanım yok onu boşaltmaya, yani yarın sabah. Zamanım aslında var da gece de yapabilirim ama yapmayacağım. Yarın sabah yaparım. Şimdi
kahvemizi de içelim. Saat bu arada 10'a 20 var. Canlı açacağım demiştim ama açamayacağım. Çünkü misafirlerimiz var. Onlar buradayken ben de burada canlı açamam. Öyle işte. Şimdi kahvemi dolduralım, götürelim. Allah'ım sırtıma bir ağrı girdi. Şu an size anlatamam. Şu tepside babam bugün etleri getirmişti. Dedim ne olur bende kalsın. Böyle büyük iyi oluyor aslında. Çok iyi. Mesela kaç fincan aldım. Normalde benim tepsilerim 2-3 tepsi fincan alıyordu. Bu gayet güzel. Babama söyledim yani bu bende kalsın. Kalabilir dedi. Hadi ya hadi. Hadi bakalım. Öyle işte canlarım. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kanalımıza yeni geliyorsanız abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Öyle. Bunu da buradan söylemiş oldum. Hadi ya of. Ne kadar uzun sürdü senin kaynaman böyle. Gidelim bakalım. Şahin bugün bana yeni fincan takımı almış. Bu akşam getirsin. Yarın da size onu göstereceğim. Bugün nereden estiyse sana fincan takımı aldım dedi. Bakalım. Kahvemiz kaynadı. Dolduralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pek doldurmayla aram yoktur. Bir kapanış yapacaktım ama 4 dakika neredeyse oldu şu an. Kızacaksınız biliyorum ama kızmayın. Bugün o kadar yoğun geçti ki var ya, bazıları köpüksüz oldu, bazıları köpüklü oldu. O yüzden ben çok yapmayı sevmiyorum. En fazla 3 fincan. Böyle çok yaptım mı köpüksüz oluyor. Neyse biraz şundan alırız şimdi köpüğünü. Neyse canlarım ben 4 dakikadır böyle boş boş konuşuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın nasılsa yine görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.